Satır 91 değildi, bakalım hemen. Taptan 145 demiş. Bizim resmimizin yüksekliği 361 piksel. Biz buna 370 piksel diyelim bir. Bakarsak burada geldi. Bu şekilde geldi. Bunu biraz daha arttıralım. 370'i 390 yapalım. Veya 400 diyelim direkt. F5 dersek bakarsak buraya geldi. Tamam, hemen hemen istediğim yerde. Ama burada bakalım bizim oklarımızın görünmesini engelleyen ne? Şöyle yapalım. Hemen girelim. Hiç uğraşmadan z-index diyelim. 100 diyelim, bakalım ne olacak. Normalde görünmesi lazım 100 dediğimiz zaman. 100 yeterli olmadı galiba. Position absolute demiş. 999 dersek ne olacak? 999'da da görünmedi. Peki buradaki başka z-indeksi var mı? Yok. Ha, neden görünmedi? F12 diyelim. Şimdi burası şöyle bir bakalım, HTML olan PX konteynerin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Dur, satır 6. Bakalım satır 6'da konteynerin yüksekliği 420'ymiş. Burayı 450 diyelim biz. Ve F5 diyelim. Evet, şu an tamam. Bizim oklarımız da göründü. Yeterli mi? Yeterli değil bence yine. 470 diyelim. Ctrl S diyelim. F5 diyelim. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İki okumuz da yan yana gelsin. Kaçtı? 980'di bizim resmimiz. Şu ileri olan buton right'tan 75 demiş. Span next. Span top 400 dedik. Right'tan 75. Bakalım o 75 nereden geliyor? Onu bulmamız lazım şimdi. Veya şöyle de olabilir. Ne diyebiliriz buna? Next. Next olan bu. Bu pre olan. Bu next olan. Satır 112. Bir bakalım style CSS satır 112'ye. Satır 112. Buna right'tan 900 piksel gibi bir değer verirsek ne olacak bir bakalım. Şu an hiçbir şeyi etkilemedi. Buradaki element style etkiledi bizim divimizi. O nereden geliyordur? Ona bakalım. Buradan buradan mı geliyor diyeceğim ama buradan gelmiyor. CSS olarak gelmiyor. İndekse bakalım. Span class px next px prev px next yazısını bir kopyalayalım. Şimdi jufonlar var. Font include edilmiş. Şuradan jQuery easing 1.3 JS'yi bir açalım. Şimdi bunun içinde PX Next'i bir arattıralım bakalım bulabilecek miyiz bir şey. Bir şey bulamadık. Nereden geliyor? Buradan mı? PX Next, PX Container, PX Container.
Satır dediği neymiş bakalım, diz. Buradan bir yerden alıyor bunu, ölçüyü 75 olarak otomatik hesaplıyor. Bir bakalım nereden alıyor onu. Burada bir arattıralım bakalım. Find next. CSS write demiş. Bakarsak evet buradan geliyor. Bakarsak CSS'ine ekliyor. Write'tan position now artı piksel demiş. Peki buraya biz şöyle bir değer atsak. X'i desek 900 desek. Eksi 900 dedik. Bakalım ne olacak şimdi. Gitti. Span next write 875 eksi 825 dedi. O zaman biz şurayı silsek, direkt write'tan 900 desek bakalım ne olacak. Evet şu anda tamam. 900 benim için yeterli değil. 950 yapalım. Şu an tamam. Bir de bunun images'tan next preview'ine bir bakalım. Buradakiler kalsın aynı. Bakarsak burada sadece oklar var. Diğer geri kalan kısmı CSS ile yapılmış. Hemen style CSS'e bir bakalım. Ve buradan bir bulalım nereden geliyor. Satır 112 demiş. Hemen satır 112'ye bir gidelim. Background burada. Spanner. Evet bakarsak width 30, height 60 demiş. Biz height'ını da 30 yapalım. Tam bir kare olsun. Bakarsak bu şekilde basit bir şekilde değiştirmiş olduk. Şimdi burada 950 demiştik. 950 de yeterli değil. 980 diyelim bakalım. Evet şöyle daha iyi. F5 dersek bu şekilde gelecektir. F12 dediğimizde ise bakarsak burada kenar çubuğu çıktı. Bakarsak kaydırma çubuğu çıktı. Kaydırma çubuğu çıktığı için şu an değişti. Bunu da zaten sitemizin, hemen şöyle yapalım. Style CSS body diyelim bir şuraya. Body min height 1000 piksel diyelim. Min height 1000 piksel. Şimdi bakarsak devamlı kenar çubuğu gelecektir artık. Evet. Şu anda sabit olarak kalmış oldu. Bakarsak burası tamam. Bunlar da bu şekilde kalsın. Daha isterseniz bunlara direkt arka plan buradaki 112'ye bakarsak satır 112 style CSS. Buradaki background'ları kaldırıp veya direkt resim olarak da temanıza göre, tasarımınıza göre bir ileri geri butonu ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde bu slider'ı da kullanabilirsiniz.